Şimdi ön taraftaki, direksiyon arkasındaki işte sürücü göstergeden hepsi bunda dijital olmuş. Bizimkinde bayağı şeydi yani. Analog. Analog bile değil yani. Monologtu bizimki. Evet, şimdi biz aslında bu videoyu şundan yapıyoruz. Kameranın arkasındaki Doğukan'ın, siz gerçi o videoyu izlemişsinizdir yani, yeni White Trağ'ın nasıl bana bu haliyle teslim edildiğini böyle kabaca bir geçtik. Sağ olsunlar Doğukan'la Burak, ben Bodrum'da tatildeyken Doğukan gidiyor arabayı Ford'dan teslim alıyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz, nasıl alıyor? Bu araba normalde yine bizim ortağı olduğumuz, iştirakı olduğumuz bir firmaya ait. Yani onun üzerine alındı. Dolayısıyla bir teslim için yazı alıyor Doğukan ve gidiyor arabayı alıyor. Direkt Burak'a götürüyor. Ben Bodrum tatilindeyken bana işte can fotoğrafları geliyor, aydınlatma fotoğrafları geliyor. İşte göya biz arabayı alacağım. Ta Bodrum dönüşü ve bunları hazır edeyim mi diye Burak bana ikide bir soru soruyor. Arada Doğukan bana diyor ki, abi bak bu da güzelmiş, beraberdik Bodrum tatilinde. Sonuçta o izlediğiniz videoda hakikaten Burak'la bir akşam buluşuyoruz. Ben Burak'tan şeyi öğrenme çabasındayım. Ben biraz tez canlıyım. Bunu zaten birçok videomda söylemişimdir büyük ihtimalle. Ya ben mağazadan ayakkabıyı alırım, ayağımı giyer çıkarım. Yani bekleyemem, sabrım yok. Bu arabanın ilk modifiyesi ne zaman biliyor musun Doğukan? Pandemi. Türkiye'de ilk T5 mi? T6'dan T7'ye dönüşüm mü? T5'ten T7'ye dönüşüm mü ne? Yani 2015 kare kasa. Ama bizim esas bugünkü amacımız bunun hikayesi. Bu araba 2023 Ford Ranger Wildtrak. Bu arabayı şu anda Lifted Edition olarak, her ikisi de zaten Lifted Edition olarak sizlere anlatacağım. Normalde önde böyle bir Wildtrak yazısı yok. Wildtrak X'lerde mesela bunu koymuş. Biz ne yaptık? Burak buraya bir tane kapı koruma yaptı. Bu kapı korumanın şurasında yazan Wildtrak yazılarını söktü. Sonra o Wildtrak yazılarını getirdi. Bayağı böyle cetvelle ölçe ölçe arabanın ön tarafına tutturdu. Bence çok şık oldu. Ben olsun. Şey de olabilir. Ulan mesela, şu W var ya. Mesela ben aylardır şey kovalıyorum yani. Şu kasa Ranger'ına dikkat etsin. Bak yakından çekebiliyor mu bilmiyorum. Bak şurada bu çok kilit bir parça abi. Dikkat edin, Ranger'ların yarısından çoğunda bu camın şuradaki muhafaza uçar. Bak bu da gitti gidiyor. Bunu gidince yapıştıracağım. Gelip çekmem lazım. Bak orada yok. Bak burada yok. Görün. Bu mesela otobanda gidiyorsun. Tamam mı? Otobanda şöyle bir ses yapıyor mesela. Arabanın solundan şöyle bir ses geliyor. Islık yapıyor. Sen onu blow off sanıyorsun ama değil. Değil. Bu arabada mesela bak onu yok. Onu atlamışlar yani, anladın mı? Yapmamış, daha güzel. Daha çıkmayan ya. Bir şey yapmış yani. Aynen. Arabaların dışı gerçekten çok güzel. Elleri boyları benim arabaya göre zaten çok farklıydı da, bu işte F150 falan yaptık bunu. İleride Burak'ın projesi bunu işte Toyota Tacoma yapacak. Burak buna başka ne yaptı? Dodik yaptık. Far çerçevesi yaptık. Bir Ranger Raptor ızgara takıldı. Benim bayılarak ve bayılarak hem bayılarak çok severek taktım Struts 4 tane. Bak böcek olmuş, çizeceksin, çık. 4 tane Struts offroad aydınlatması var. Normalde bu arabada hatta bir tane de X-Class var bizde. O X-Class'tan şunu sökmüştüm. Buna bıyık diyorlar. Bu sökülmüştü ama bunda güzel yani, gerçek anlamda korumalı. Şaseye monte ettik. Bu arada o yok, ekstra değil mi? Yok, bunları da taktık işte. Yani bu bıyığı bıyık takıldı. Bıyık da yok yani, evet. Benim basamaklarım orijinal. Kendi basamağı benim hoşuma gitti. Zaten Ranger Raptor yaptırdığımız esnada da böyle bir basamak seçmiştim. Kapı korumalar takıldı. Arka tarafa gelince burada bir hikaye var. Burada bir hikaye var. Var burada bir hikaye. Geçen şimdi lamıcım yok, söyleyeceğim. Ertan Balaban da gördü bunu. Ertan dedi ki, ya ben de bundan çok istemiştim. Bundan nasıl bulacağız? Bak şimdi. Kaç tane AVM'de özel güvenlik görevlisini fıtık et. O bagajı böyle hafif bir şey diye açıp, o bagaj bence 70-80 kilo. Bak bir de şuna bak, bak bak bak. Ay. Bu çok hafif. Şimdi
Şöyle gösterelim. R-Line. Auto Rollbox. Efendim abi? Auto Rollbox. Evet hocam. Şimdi normalde bak şuraya bir tane tuş koydurdum ben. Hazır mısın? Freehand. Aa şuradan Tolga çek. Bey ne oldu yahu? Bak şuradan da çek. Otomatik mi açıldı? Otomatik. Tuş var. Bu bagajdan kapatmak için. Bitti mi bitmedi. Mobil aplikasyonu var. Mobil aplikasyonla açıp kapatabiliyorsun. Bir diğeri de bunu keşke Ford'un anahtarını entegre edebilsek. İstediğim yerde durdurabiliyorsun. Malzemen yükseldi. Öne ıslanmasını istemedim ama onu ayarlayamıyor. Mesela bunda 4 kademe falan var. Yani evet doğru. Bunun markası neydi? Mountain Top. Bu orijinal 2015'lerde Ford bunları üzerine koyuyordu. Ya bu arada bu da çok sağlam yani. Havuz kapamayı da koyuyordu Ford. Standartında vardı Wildtrak'larda. Şimdi yok. Yok. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü... Şimdi yok. Onu söyleyeyim peşine. Mesela bu Mountain Top. Bu bayağı baba bir markaydı. Ama buyurun abi. Bak durdurdum. Bak. Yok bu hakikaten güzel icat ya. Evet. Güzel icat bu. R-Line. İsteyenler aşağıya linkte koyacağım. Şey yaparlar mı? Şey mi bu? Sponsorlu mu bu? Yok değil. Ha? R-Line bir indirim kodu tanımlasa. Aa. Bakın resmen random atıyorum. Aşağıya bakın indirim kodu varsa indirim kodu tanımlatabilmişim demek. Gerçekten bir de şu güzelliği var. Bunların zaten içinde kendi şurada küçük iki tane aydınlatması var bagaj içi. 2015'te yoktu. Ama R-Line aldığınızda kumandadan. Aa ışığı da mı kapatıp açabiliyorsun? Evet. Ha o da güzelmiş ya. Wildtrak için var, Amarok için var. Yine fabrikadan şu bagaj kapama gelmiyor. Bagajın içi boya haliyle geliyor. Bunu da Max Liner yine lifted montajını yaptı. Bitti mi? Yok. Bitmedi. Bir arazi arabasındaki en önemli şey nedir Doğukan? Lastik. Bravo. Şimdi ben yıllardır şöyle bir strateji izliyorum. 1MT, 1AT, 1MT, 1AT sezonsal olarak böyle değiştiriyorum. Yani ömrü tükendiğinde işte MT'deysem AT'ye geçiyorum, AT'deysem MT'ye geçiyorum. 2015 olanda şu anda BF'in AT'si var. Bu 33 inç. Bu sene de dedim ki bu arabayı yormamak için ben MT takacağım. Şöyle bir hesap yaptım. Genelde zamanımın çoğu çiftlikte geçtiği için AT yerine veyahut da bir standart üzerinde gelen yol lastikleri yerine General'ın Grabber'ını seçtik. Bunda tabii bir koca oğlanlık yaptık yani. Şöyle ikisini kıyaslarsak bu 33, bu 35. Yok zaten şöyle durduğumda bile bayağı fark var. Ben bunu asfaltta da kullandım. Yani İstanbul'dan teslim alıp buraya gelirken Kuzey Marmara Otobanı'nda da kullandım. Tabii ki MT olmanın verdiği bir ses var ama aracın içerisine neredeyse hiç geçmiyor diyebilirim. Bu arabada, bu gerçi lastikten ötürü değil, arabanın da donanımsal olarak ses yalıtımı 2023'e nazaran çok daha düşüktü. 2023'te bu sorunu ciddi anlamda çözmüşler. Daha da babası, bu arabanın içi gerçekten bir üst segment Jeep. Yine böyle içime oturan birkaç bir şey var. Yeni Wildtrak'ların anahtarı Avrupa ile Türkiye arasında bazı donanımsal farklar var. İlk önce en basiti bu arabada 360 kamera yok abi. O yüzden de park asisti yok. Park asisti. O yüzden bir sürü şey yok aslında. Yani normalde yeri var ama aynalarda dahi değişikliğe gidilmiş. Yani aynaların altında sadece aydınlatma var. Aynayı komple değiştiriyorsun. Değiştirmiş, evet. Aha. Adaptif cruise control var. Önde bir tane kamera var. İşte çarpışma sensörü var. Arkada geri giderken çeki demiri şu anda yok. Geri gelirken bir şey çıkarsa kendi fren yapıyor. Fren yapıyor. Biz burada dallarda falan çok sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Jantları gösterelim. General Tire'ın Grabber'ını taşıyan Megatork. Bunu sen seçtin. Bu jantı. Ben seçtim evet. Ben çok memnunum ama yani. Bence arabaya gerçekten yakışmış bir jant. Tam olarak nere menşeli bilmiyorum ama sanırım yerlidir. Yerlidir diye düşünüyorum. Ben rengini çok beğendim. Rengi yani böyle güzel. İçi gam metal. Evet gam metal gibi ama böyle bronzlu bir gam metal gibi falan. Şimdi diğeriyle de kıyaslayacak olursak bu araba sıfır olduğu için ben açıkçası Ford'un süspansiyon sistemine güvenmek istedim. Yani bunu bir deneyimlemek istedim.
Çünkü Ford Ranger Raptor'da Ford Performance'la bir işbirliğine giden bir marka. Zannetmiyorum ki White Truck'ta da işte çok kötü bir süspansiyon sistemi kullansın. Dolayısıyla ben bunun süspansiyonları, amortisörleri vesairelerini şu an için ellemedim. Bu ellemeyeceğim anlamına gelmez ama şu an için ellemedim. 35'lik bir lastiği buna takabilmek için arabaya get yaptık. Yani arabayı bir tık yükselttik. Dolayısıyla 35'likleri takabildik. 2015'te bayağı bir yıprandıktan sonra gittik. Badge'e taktık. Memnun muyum? Yani çok fena diyemem. Çok iyi diyemem. Ama yani bir çaba var. Bence Badge'de şöyle bir sıkıntı var. Biz yaklaşık 2 yıldır buradayız herhalde. 3 yıla yakın ve bu arabaylayız. Köy yolunda, yani toprak bir yolda araba eğer 60 kilometrenin üzerinde hızla seyrediyorsa amortisörler şov abi. Yani bana mısın demiyor. Nokta bir şey hissetmiyorsun. Bu konuyla ilgili bilmiyorum. Bence yerli ve ilk herhalde bir amortisör üreticisi. O yüzden çok böyle kötü bir şey diyemem. Veyahut da bunu çok deneyimleyebilecektir ama ben kullanıcı deneyimi olarak açıkçası tam off-road yerine bence yarı off-road birazcık daha konforlu bir amortisör yapabilirler. Şimdiden mesela şöyle şeyleri de var bu arabanın. Sessizlik. Bak şöyle yapayım. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Yani bana geliyor ama izleyene de gidiyordur herhalde. Bence de gidiyordur. Onunla bunu kıyaslayabilecek olursam tabii bu 3200 motor, tek turbo, dizel, yeni Wildtrak 2000 bir turbo. Aşağı yukarı beygirleri aynı. Daha yeni nesil bir motor var. Bunun kaputun altında artık böyle kibrit koyacak yer yok. Bu bayağı küçük bir motor ama bayağı boş. Bu 6 ileri, bu 10 ileri. Vay! Wow. Evet. Ben bilmiyordum 10 ileri olduğunu ya. 10 ileri. Yani son hızlarını daha test edemedik. Daha 2000'de falan gelmedi arabası. Neyini? Rodaj. Bravo. Rodajını tamamlasın. Ondan sonrasına bakacağız. İstiyorsan öteki taraftan gel de Okan. Bir de hızlıca içini gösterelim. Geleyim hocam. Tukları rahat. Hakikileri. İşte su geçirmez. Offroad'a, offroad'a deney. Şeydi, dayanıklı. Orta taraflarda böyle tırtıklı bir kumaş kullanılmış. Üst taraflar kumaş. Şurada bir mikrofon var. İşte multimedya sistemi için. Hı hı. Normalde biz Burak'la gri araçta off-road lambalarına şurada şey yapmıştık. Tuncay'la beraber. Elektrik aynen ustasıyla. Böyle açılıp kapanır tuşlar yapmıştık. Uçak tuşları gibi. Ford bunu bizden gördü. Anladın? Koca Ford. Bak. 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 O birazcık daha şık bir tuş kullanmış. Koca Ford, o kadar da farkımız olsun. Ama bence yeri biraz geride. Geri, biz şuraya takmıştık. Aynen. Çünkü ben bir bakma ihtiyacı hissediyorum hangisi diye. Aynen. Onu da öğrenecekler. Onu da biz feedbackini Burak'la bir mail olarak geçeceğiz Ford'a. Ama şey güzel olmuş. Bu şu düğmelerin bütün tesisatları yerinde geliyor. Evet. Yani sen elektrik çektirmiyorsun. Aynen. Şimdi benim arabamda bu tarafta bir tane tutamak vardı. Orada yoktu. Buna koymuşlar. Gerçi İlerleyen modellere de eklemişlerdi. Bu arabada en çok senin de hoşuna giden şey bence şuradaki kesit. Abi yani bu tam işte American. Yani çok iyi bir ön konsol yani. Evet abi. İnanılmaz geniş yani araba. Bir de şuradan bunu kırptığı için bayağı bir diz mesafesi acayip kalıyor. Acayip ya. Çok fazla göz var. Burada bir tane saklama gözü var. Aa bu şey değil. Torpidosu değil lan bunun. Altta bir tane daha varmış. Saklama var. Şurada açılıyor. Aha. Şurada çok güzel bardaklık bak, var. Bak o bence bu bayağı önemli. Mühim, bence mühim. Çünkü seninle şurada hep kavga veriyorduk Doğukan. Evet abi kim kimini alacak, sigaramızı ne yapacağız? Senin Starbucks bardağın daha büyük, benimki daha küçük, o ona girmiyor. Vesaire gibi kısaca bahsediyorduk. Kısaca bahsedebiliriz. Aynen. Buna istediğin kalınlıkta şeyi sokabilirsin. Sokabilirsin keza. Bu önemli. Şurada da esas torpidosu var. Bu arabada bize bir tane Ford hediye etmiş. İlk yardım çantası. İstiyorsan bunu çiftliğe çekelim. Araçta kablosuz şarj var. Şöyle yakından şurada göstereyim. İki tane. Burada bardaklık var. Arazi modları bizimkinde daha küçük bir tuşla buradan ayarlanırken burada bayağı devasa bir kumanda şeyi var. Bir de bunun otomatik gelmiş. Işte. Evet 4A gelmiş. 4H var. 2H var. 4H, 4L, 4A. Burada böyle şey yapamazdık. Böyle bir göremezdin eğilirdin. Aynen, bak gece, bunda gece. Abi teknoloji nerelere gelmiş ya. Her şey hareket etti arabada. Öyle hemen çalıştıramıyorsun. Bir daha basıyoruz. Bu. Bak.
Şimdi ön taraftaki direksiyon arkasındaki işte sürücü göstergeden hepsi bunda dijital olmuş. Bizimkinde bayağı şeydi yani. Analog. Analog bile değil yani. Monologtu bizimki. Doğru. Ama bunda... Aa, bunda ekranı da... Getirmiş, ekran getirmiş abi. Burada abi bayağı güzel. Bütün aracı bayağı bir bilgisayar sistemini almış koymuş buraya. Ayarları buradan yapabiliyorsun. Şunu bir kapatayım. Bir kapat evet. Ama o zaman ekran... Çok ses var. Yok, kapanmıyor bir kere basınca. Geleceğim, kapatacağım. Şuna basacağım bakayım gelecek mi? Geldi. Ne oldu? Şimdi... Arabada kablosuz Apple CarPlay var, Android Auto var. Ondan sonra bütün ayarlarını buradan yapabiliyorsun abi. Şimdi bu arabada Avrupa'da olup da burada olmayan neler var? Mesela bu arabanın bütün ekstra özelliklerini açan Ford Pass diye bir uygulama var. Normalde şuraya girdiğimizde burada mesela bağlantı ayarlarına giriyorsun. Burada kendi içinde wireless modemi mevcut. İçinde bir sim kart var. Onu da şuradan anlayabiliyoruz. Sim SOS track var. Mi var? Evet, sim var. Yani kendi sim mi takıyorsun? Sen takmıyorsun. Ford takıyor, getiriyor. Oysa Ford Pass olsa ne yapabiliyorsun? Araba kış ayındasın abi. İnmek istemiyorsun. Otoparkta. Diyorsun ki mesela eşin sana diyor ki Tolga'cığım hadi beni bu akşam bir yemeğe götür. Ama arabanın deri koltukları buz gibi olmuş abi. Arabaya oturacaksın her taraf soğuk. Diyorsun ki ben yukarıdan hemen arabayı çalıştırayım. Bir 10 dakika ısınsın. Basıyorsun abi. Araba çalışıyor. Direksiyon ısıtmasını açıyor. Her şeyi açıyor abi. Ve otomatik algılıyor. Hadi buyur. Normalde neden içinde internet var ya datayı çekiyor abi orada. Anladın mı? Bu arada direksiyon ısıtma direksiyon keza ısıtma bence var. Güzel özellik bu arabalar için. Ama yani. Biz o bahsettiğim özellikleri kullanabiliyor muyuz? Yok. Hayır. Niye? Niye? Yok çünkü burada. Çünkü yok. Yok Türkiye'de yok abi. Tahmin bu, emin gelir. Değilim. Türkiye'de yani globaldeki en pahalı Ford Ranger Wildtrak'lere biniyoruz ama kullanamıyoruz. Neyse. Ön el kesikliğinden bahsettik. Normalde sağ tarafta, pardon benim araçta şuradaydı merkezi kilit şeyleri. Bunu da iki kapıya da koymuşlar. Yani arabadan indin, eşin burada oturuyor. Bir de, merkezi kilitlerden kilitleyebilir. Bir de bunda mesela şey koltuk ısıtmalar esnesinde şöyle düğmeydi. Evet. Kademe mademe yok yani. Burada basıyorsun artık şöyle, bunda kademeli. Ekranı almışlar abi. Bir de ben şu şeylere değinmek istiyorum. Neylere? Bu kanalları ben acayip beğendim. Hava kanallarının yeni görüntüsünü. Bence güzel detay olmuş. Şimdi bu arabada benim en beğendiğim şey arabanın içinde invertör var abi. Yani hem arka yolcu tarafında bak buraya normal fiş takabiliyorsun. Arkada Type-C, Type-A var. Önde de bunlar var şu hariç. Type-C ile Type-A var. Koltuk altında yine bir iki tane göz var. Ama diyecek olursanız ki abi neden Ford'un Ford Otosan. Ford Otosan. Arkadaşlar. Ford Otosan. Ford Otosan'ın bize hediye etmiş olduğu ilk yardım kiti ve yangın tüpünü normalde şuraya koyuyorduk. Bak onu öteki arabayla kıyaslamasını gel göstereyim sana. Bak şimdi. Şimdi koyamıyoruz. Niye? Niye? Çünkü yok, buraya Bankhaus senin basını koymuşlar abi. Ya Bengolf sen mi? Boşluk mu abi? Boşluk ya. Boşluk ya. Buraya da invertör koymuşlar. Oraya da invertör koymuş abi. O yüzden bu arabanın içinde av tüfeklerinizi taşıyamıyorsunuz. Taşıyacağınız bir yer bulmanız lazım kendinize. Tavan adaptörü alabilirsiniz. Linki i̇şte aşağıda var. Bir şey daha aklıma geldi. Söyle. Çok güzel bir detay. Bravo. Onu da ben göstereyim. Hadi. Bak şu kapı kolları var ya. Evet. Kapı kollarını şey yapmışlar. Hani şöyle açarsın ya. Diğerini. Bunu da açamıyorsun abi. Bunu da şöyle... Evet içine koymuş. İçine koymuş. O da benim hoşuma gitti. Bu da güzel. Bence de. Çocuklar için falan da daha evet, safe. Daha iyi. Yani. Ben şunu göstermek istiyorum. Bunu ben geçen keşfettim. Bak şimdi abi. Geldim arazideyim. Tamam mı? Geldim arabam da çalışıyor. Tamam mı? Oradan çek. Geldim abi. Gittim tamam mı? Yürüdüm. Birazcık ilerleyeceğim dur. Yürüdüm. Tamam mı? Geldim abi. Kapıyı açtım bak. Hiçbir şey ellemiyorum bak. İniyorum. Aa! Parkı çektin mi? Hayır ben ellemedim. Oha çok iyi be. Kendisi diyor ki kapıyı açtın. Ne yapıyorsun lan? Arabayı diyor viteste bıraktın kayacak gidecek araba diyor. Şunu bir istop edeyim mazot olmuş 41. Nasılım? Bir tanesin. Cansın. Evet başta dostum canım ciğerim sana
Allah razı olsun. Estağfurullah. Şu güzel sürprizi bana yaptığınız için. Sen her şeyi en iyisini hak ediyorsun. Bu güzel sürprizi bu kadar güzel işçilikle yaptığı için de Burak kardeşime. Kesinlikle abi. Çok teşekkür ediyorum. Her arabamız, her şeyimizde arazi arabası dendim mi abi? Kim? Burak abi. Burak. Lifted ya. Lifted 34 Lifted abi. Yani, aynen. Arazi aracı yani illa böyle bir şey olmasa gerek yok. Yok. UTV de olur, ATV de olur. Biz her şeyimizi vallahi ona imaret ediyoruz. Bu zamana ona kadar Toyota'yı yaptı. Her şeyi yaptı ya. X klası yaptı. Bunu da bence çok güzel yaptı. Siz de aşağı yorumları yazın. Bence şok oldu maşallah deyin. Evet. Ama buna da kıyamadık yani. Ya hocam bu... Ha evet Tolga Bey, o da bir şey. Bu evet. Araba ne olacağın cevabı. Bu araba ne olacak? Bu arabayı da bu videoda Doğukan sana nişan hediyesi olarak hediye ediyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biraz, güzel taktın. Biraz, güzel taktın bana. Biraz şey, biraz yakıyor. Aynen. Yakar, yaksın be. Sana hediye ediyoruz kardeşim. Nişan hediyesi. Yok arkadaşlar, işin şakası bir tarafa, bu arabadan da vazgeçmiyor tabii ki. Satmıyor. Satamadı bunu. Bunu kalıyor. Da çiftliğe verdik. Çiftlikte kullanmak için. Yani bu arabayı çiftlikte kullanayım diye tutuyorum. Onu da araziye çok sokmadan İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde filan. Kıyamıyorum. Öyleyim ben. Henüz kıyamıyorsun. Şimdilik kıyamıyorum. Henüz kıyamıyorsun. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir şey olursa bana değil, lütfen araçla ilgili bütün her şeylerinizi Instagram'da Lifted34 aşağıya koyuyorum linkini. Hatta istiyorsanız Burak'ın cep telefonu. Burak'ın cep telefonu koysak mı ya? Bence Burak'a da bir indirim kodu koyalım. Burak da bizden gidenlere indirim mi yapsın? Bizden gidenlere indirim kaç yapsın. Kaç yapsın? Abi. Benden gelirlerse evet. Doğukan 10 koduyla 3 bardak çay içsinler abi. 3 bardak çay. Senden giderlerse de bir %5, %10 yapsın yani. Bir şey yapsın. Şuna bayıldım ya. Burak bir şey söyleyeceğim. Bak bu Stratslara bayıldım abi. Vallahi. Gerçi eline sağlık. Yani bu Strats... Lambalara bayıldım. Gerçekten çok güzel. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş Allah nasip ederse YouTube'a döneceğiz. Buradan da Yunus bu videoları montajlarken sana kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.